Bunların bir günde kazandığı para İstanbul'da veya Türkiye'deki bir şehirdeki bütün insanların kazandığı paraya tekabül ediyor neredeyse. Yeryüzünü ifsad eden, ekini ve nesli harap eden, Allah'ın kendilerine mülk verdiği ve Allah'ın vermiş olduğu mülkle insanları köleleştiren büyük sermaye sahipleri. Kıyamet gününde Allah onu bir saniye cehenneme soktuğunda اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا bizim kendisine güzel bir söz verdiğimiz فَهُوَ لَاقِيهِ ve verdiğimiz sözle karşılaşacak olan adam ile hiç biraz sonra zikredeceğim adam bir olur mu diyor Allah Azze ve Celle. Bir bunu düşünün. Biz ona güzel bir söz vermişizdir ve o sözle karşılaşacak. Bir de كَمَنْ مَتَّعَنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا kendisine dünya hayatının metaını vermişizdir. Dünya hayatının süsünü vermişizdir. ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ fakat kıyamet gününde azaba uğratılmak için hazır bulunanlardan kılınmıştır. Bu iki adamı düşünün diyor Allah Azze ve Celle. Hiç bu ikisinin durumu bir olur mu? Şimdi kardeşlerim Allah bize bir yukarıdaki ayet-i kerimede söylenenin sağlamasını yapıyor şimdi. Yani bir tane adam görüyorsunuz. Allah ona dünyanın bütün süsünü vermiş. Ama ahirette hiçbir payı yok. Ahirette yüzü kararacak. Allah'ın katında keşke toprak yarılsaydı da içine girseydim diyecek. Ama bir taraftan da Allah'ın kendisine dünya nimetini vermediği fakat kıyamet gününde Allah katında güzel bir söz ile vaad olunan ve Allah'ın verdiği sözle karşılaşacak olan bir adam var. Hiç bu ikisi bir olur mu diyor Allah Azze ve Celle. Bu ikisinin bir olması mümkün değildir. Bu ikisinin bir olması mümkün değildir. Dünya hayatında dünyanın süsüne göz dikenler kardeşlerim, ahiret gününde ahiret nimetlerini gördükleri zaman öyle bir vaveyla koparacaklar ki yer gök onların iniltisiyle inleyecek fakat bu iniltinin onlara hiçbir faydası olmayacak. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Enes İbni Malik diyor ki Allah Resulü bir gün şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Allah dünyanın en fazla nimet görmüş adamını cehennem ehlinden birini çağıracak. Adam dünyada en fazla nimet görenlerden bir tanesi ama cehennem ehli. Onu alacak diyor Allah Azze ve Celle. Cehenneme şöyle bir sokacak, sonra tekrardan çıkaracak. Yani ebedi falan değil ha kardeşlerim. Garsatun vahide. Şöyle bir sokacak Allah Azze ve Celle, tekrardan çıkaracak. Sonra ona soracak. Sen hiç hayatında bir hayır gördün mü insanoğlu diyecek. Sana hiç ömrün boyunca tek bir tane dahi nimet senin hayatına uğradı mı diyecek. Hayır vallahi diyecek ya Rabbi. Ben ne hayatımda bir nimet gördüm, ne de hayatımda bana bir nimet uğradı diyecek. Sonra Allah dünya hayatının en dertli, en sıkıntılı adamını çağıracak yanına. Cennet ehlinden birini. Dünyası kararmış adamın. Hayatında bir gün gün yüzü görmemiş. Bir Müslüman. Allah Azze ve Celle onu alacak, cennete sokacak diyor. Bir sokuş sadece. Sokacak sonra tekrardan geri çıkaracak. Sen hiç hayatında sıkıntı gördün mü insanoğlu diyecek. Sen hiç hayatında bir problem yaşadın mı diyecek. Hayır vallahi ya Rabbi diyecek. Ben hayatımda hiçbir sıkıntı görmedim. Ben hayatımda hiçbir dertle karşılaşmadım diyecek. Ahiret nimetleri böyledir işte kardeşlerim. Bir saniyelik ahiret azabı size dünyanın bütün nimetlerini unutturur. Bir saniyelik cennet nimetleri size dünyanın bütün sıkıntılarını unutturur. Bütün dertlerini unutturur. Hiçbir şey hatırlamazsınız geriye kalan. Madem böyle... Oranın bir saniyesi dünyanın tamamına bedel. Yani bugün yeryüzünü ifsad eden, ekini ve nesli harap eden, Allah'ın kendilerine mülk verdiği ve Allah'ın vermiş olduğu mülkle insanları köleleştiren bu büyük sermaye sahipleri, büyük aile şirketleri, bu adamlar yarın öbür gün kıyamete geldiklerinde, yani paralarını hesaplamak için şirket tutan adamlar bunlar. Öyle bir tane muhasebeciyle, iki tane muhasebeciyle, üç tane muhasebeciyle bunların parasının hesabı tutulacak gibi değil. Bunların bir günde kazandığı para İstanbul'da veya Türkiye'deki bir şehirdeki bütün insanların kazandığı paraya tekabül ediyor neredeyse. Şirket tutmuş adam parasını hesaplattırmak için öyle bir nimet içerisinde yüzüyor. Ama kıyamet gününde Allah onu bir saniye cehenneme soktuğunda biri ona sorduğunda dünyada ne vardı ne nimet gördün? Dönüp diyecek ki ben dünyada hiçbir nimet, hiçbir güzellik görmedim diyecek. Madem öyle... Bu bile dünyanın ne kadar yalan olduğunu, süsten ibaret olduğunu, ahiretin gerçek hayat olduğunu göstermek için kafidir, yeterlidir diyebiliriz kardeşlerim.